3, 2, 1, kayıt. Kamera. Hi, my name is Volkan Yurik. I'm here now in Paris. Wow! In this towel Eiffel Towers. And it's very nice, very beautiful. Abi Türkçe konuşsaydın, Türkçe iyi yapıyoruz da Türkçe konuşsaydın. Abi. Öyle mi? Türkçe mi konuşacağız? Tamam, o zaman sen bir daha al, bir daha başa al. Evet, ben karıştırdım tabii yurt dışında olunca. Evet arkadaşlar, bendeniz Volkan Yurik, namı değer Volkan abi. Paris'e geldik, Eiffel Tower'a geldik. Nasılsınız? İyisiniz. Valla buralar güzel, hava güzel, sıcak. Oldukça güzel, yeşillik bir alan. Burada Eiffel Kulesi var. Yani çok met ettiler, geldik. Fakat burada da kızlar var. Bak burada tanıştırayım. Özlem, Pakize, Zeynep ve Hayriye. Bunları tabii çok çirkin olduğu için arkalarını dönmelerini söyledim. Kamerada kötü görünüyor. Artılan olarak kullanıyorum bunları. Arka plan olarak öyle dursunlar. Zaten sanırım ne konuştuğumu da anlamıyorlar. Efendim buralar güzel. Burada Eiffel Tower var. Yani Eiffel Kulesi, gördüğünüz gibi çok büyük bir şey bekliyorduk biz. Ama baktık ki o kadar da büyük bir şey değil. O kadar anlatıldığı kadar da bir esprisi yok açıkçası. İçine girmek istedik. Gidik, çok kalabalık dediler. Gidin yani, erken gidin dediler. Bilmem ne sıra oluyor. Geldik etrafa, hiç kimse yok valla. Bomboş bir yerdi. Ayrıca her kata çıkıyorsunuz. Her kat para. 30 euroya kadar çıkıyorsunuz. 30, 60, 90, 120 diye. Yani turiste ne verirlerse o kadar yapılabiliyor. Bu da benim kameraman arkadaşım. Kendini gösteren Okan Kaplan. Evet bakalım. Burada gezimiz var. Dün programlarımız vardı. İki tane programımızı çok güzel yaptık. Sonra buraya geldik. Gezmek için. Dedik bir de Eiffel Tower'ı görelim, kuleyi. Evet burada kule şey satıyorlar. Böyle demirden anahtarlıklar satıyorlar. Biblolar satıyorlar. Biz onlardan aldık. Kazıklayadık. Aa bak geldi mesela. Bunlar geldi. Gel bakalım. Gel bak. Bunlar genelde Pakistanlı, Hindistanlı bu arkadaşlar. Bakın bunun 3 tanesi 1 euro. Bunlar 1 euro. 3 tanesi 1 euro. Efendime söyleyeyim. Bunlardan alıyorsunuz. Şu büyük olan bu 5 euro. Bundan da aldım. 2 tane aldım. Aldık canım. Aldık. Evet. Teşekkür ederim. Sen nerelisin? Evet Pakistanlı. Hindistanlı. Evet Hindistan. Evet Hindistanlı arkadaşımız. India abi, India. Evet Hindistan'ı aldık dedim. Biraz bozuldu morali. Böyle güldüğüne bakmayın. Bayağı içine oturdu. Ama gene ben kıvırıyorum şu an. Güler yüz gösteriyor. Çok bozuldu. Vallahi çok bozuldu. Aldık dedim. Bayağı morali bozuldu ama ne yapalım. Bir daha mı alalım kardeşim? 20 tane anahtarlık. Evet yönetmen işte bayağı bak diyor. Bir tavır diyor. Göster diyor Eiffel Kulesi'ni. Efendim öncelikle burada bayağı güzel, rahat bir ortam var. Turistlere çok saygı ve sevgi gösteriyorlar. Özellikle taksiciler çok ilgileniyor bizden. Yer geliyor. 2 kat, 3 kat para kesiyorlar. Şimdi bu tarafa bakıldığı zaman Eiffel Kulesi'ni görüyorsunuz. Bunun hikayesine gelirsek efendim Excel Tower diye bir adam, bu adam demir firması, bir fuara geliyor. Fuarda bunu yapıyor. Fuarına stand olarak bunu yapıyor. Sonra tabii fuar bitince bunu toplamıyor. Lan diyor, bunu niye toplayayım diyor. Bunu belediyeye diyor. Hediye edeyim, kurtulayım. Bir sürü masraf diyor. Demir şirketi bu tarafı toplamıyor. Toplamayınca da bu buranın simgesi oluyor. Hiçbir tarihi yok. Geçmişi yok. Efendime söyleyeyim yani şu anda dünyada en çok turist alan bir yer burası. Fakat görüldüğü itibariyle sadece bir demir yığını arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada bir Şanzelize var. Şanzelize. Onun dışında bir de Louvre Müzesi var. Louvre Müzesi gezilir. Ona bir şey diyemeyeceğim ama onun dışında Şanzelize'de anlatıldığı gibi değil. Eiffel Kulesi de gördüğünüz gibi cacık. Ama ne yazık ki dünyanın en çok turistini alıyor. Demek ki neymiş? Eserin kıymeti yok. Önemli olan nasıl pazarlandığı. Bunu o kadar güzel pazarlamışlar ki Paris'in simgesi, Fransa'nın simgesi olmuş ve şu anda dünyada en çok turist alan yer. Her katı para. Yemin ediyorum her katı. Birinci kat para, ikinci kat daha para, üçüncü kat evet hello. Yani burada insanlar böyle bayağı sıcak. Herkese hello diyoruz. Ben şimdi hello dedim. Bu antenler selam vermedi. Genelde böyle cacık olmuyorlar. Anlamadım diye selam vermediler de önemli değil tabii. Genelde selam veriyorlar yani. Evet şimdi bu tarafa gideceğiz. Bu tarafta da Şanzelize var. O da güzel bir yemek yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Yani anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Tarihiniz ne kadar kıymetli olursa olsun önemli olan tarihinizi turistlere pazarlayabilmek. Bunu çok iyi yaptılar. Evet çiçekçi kız geldi. Canım yok istemiyorum canım. Evet bu da Fransa'da denk geldiğimiz bir festival arkadaşlar. Burada kopuyorlar. Eğlence doruğa çıkmış. Kendini kaybeden insanlar var. Evet, oldukça eğlenceli. Aralarına girdim, çekim yaptım. Kimse bana ne yapıyorsun lan sen burada demedi.
Çok eğlenceli bir festival. Her sene yapılıyor. Normalde insanlar bunu denk getiriyor ve bu festivale geliyorlar. Ama ben öyle bir denk getirme olmadı. Bizimki tamamen tesadüf oldu. Bunların burunlarına dikkat edin. Burunlarında böyle beyaz bir boya var. Bu da yine dans için simge. Bu grubun olayı bu. Dans ediyorlar, sağa sola sallanıyorlar ve burunları beyaz. Burada farklı gruplar var, farklı kostümler var, onu söyleyeyim. Yani yaklaşık 50 tane grup var burada, arka arkaya kortej olmuş. Hepsini tabii ki çekemeyeceğim, o kadar yürüyemem. Bunlar da gelini kaybetmiş damat ve arkadaşları. Gelini arıyorlar, dolaşıyorlar. Gelin nerede, gelin nerede, gelin nerede. Evet, gördüğünüz üzere yine festivalin simgesi. Bunlar da gene burunları beyaz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde gelin arıyorlar. Aslında gelin aralarında ama farkında değiller. O kadar çok dönmüşler ki kafaları dönmüş. Evet, şu tarafa geçin. Bir dakika müsaade. Bir dakika. Hanımefendi, bir dakika müsaade edelim. Evet, şimdi şu aradan gire. Oğlum bir dakika lan, oğlum bir çık. Lan çıksana kadın. Evet, burada da davulcuları görüyorsunuz. Bunlar da ayrı bir kostüm, ayrı bir eğlence olarak müzik çalıyor. Burada sıkıntı şu. Bir ritim var. Bu ritmin üzerine kadın, seni çekmiyorum. Çık kenara. Çirkinsin. Çirkinsin, kameranın önüne geçiyorsun ya. Hayret bir şey. Evet, burada abimiz kendinden geçiyor. Sanki bir şey yapıyor gibi. Elinde yanmayan prosuyla orkestrayı coşturuyor hesapta. Ama aslında kızlar kendi çalıyor. Yani arada erkekler de var. Bunlar burada çok güzel bir davul enstrümantal yapmışlar. Bellerine bağlamışlar koca davulu. Hem dans ediyorlar hem de müzik yapıyorlar. Buradaki olayı anlatıyorduk. Buradaki olay bu ritim. Bu ritmin üzerine herkes müzik yapıyor ama kimse ritmi bozmuyor arkadaşlar. Evet, olay bu. Burada belli bir ritim var. Evet, herkes kendi müzik aletiyle bu ritme eşlik ediyor. Şimdi bu davulcular güzel ama bu kızlar çirkin olduğu için bunu çok da göstermek istemiyorum. Bir de en soldaki abi bana çok pis bakış attı. Korktum. Evet, şimdi yavaş yavaş buradan kaçacağım ama yanımda adamlar var. Bir çekilin, bir çekil kardeşim. Bir müsaade, ben buradan bir geç. Bak burası da, bunlar da kendi. Siz ne yapıyorsunuz? He. Evet, bu da bizim Taksim'deki saatçi abimiz. Geç lan kenara, geç. Evet, şimdi bu arkadaşlar da tabii sıkışmışlar. Tuvalet yakın ama nasıl yaparız, nasıl ederiz? Tuvalete kadar kendimizi nasıl tutarız? Yumuşu yapıyorlar. Evet, bunlar çok güzel, bunları çok beğendim. Bunlar da Brezilyalılar arkadaşlar, Brezilyalılar. Böyle bir samba tarzında gene müzik ama dediğim gibi arkadaki müziğe uyan bir müzik. Abartmadan böyle güzel elbiselerinin, tuvaletlerinin çıkmışlar. Ama tabii bu maviler de ayrı bir güzellik. Ellerini aldıkları saksıların içine misket koymuşlar. Sağa sola sallayarak çıkı 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 müzik yapıyorlar. Arkada Afrikalılar var. Öğle yemeği denk geliyor. Allah göstermesin. Bunlar aç kaldığı zaman arkadaşlarını yiyorlar. Onun için çok da öğle yemeğinden sonra çekim yapmaya biz karar verdik. Ekip olarak ne olur ne olmaz diye hiç riske girmedim. Evet, bunlar da böyle genel kostümlü, eğlenceli arkadaşlarımız farklı kostümleriyle burada gördüğünüz üzere çalıyorlar. Ben böyle ağızlarının içine kadar giriyorum. Ama bana kimse lan sen ne yapıyorsun diye herhalde boyum ve fiziğimden dolayı ulan diyorlar bu adama bulaşılmaz, bilemiyorum yani. Yani bu arkadaşlar da kapı ara yapıyorlardı, bunları da bir çekeyim dedim. Bunlar da festivalle alakası yok. Hazır burada bir festival var demişler, araya girip kendi kendilerine böyle uçan tekmeler. Banana vey, banana vey, bana bak. Ona vurdu, gel lan buraya dedi, spa dedi. Bak ona hemen coştu, bir takla makla bir hareketler. Evet, güzel bir döner tekmeye geliyor. Çocuğa denk gelirse vallahi kavga çıkar. Çocuk da kendi halinde 2 metre öteden böyle garip garip hareketlerinden capoeira yapıyor. Burada capoeira milli herkesin yaptığı bir çifte telli gibi bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Yani Fransa'nın ortasında capoeira'nın ne işi var? Evet, bu abiler üstad. Bu abiler üstad. Bunlar usta abicim. Bunlar bunların öğretmenleri. Görüyorsunuz hocaları. Bunlar bayağı coştular. Bunlar inşallah sakatlık çıkmaz. Bak. Vallahi bayağı coştular. Allah'tan dediğim gibi bunlar profesyoneller. Evet, bu da Ronaldinho'nun abisi orada. Selam veriyor, merhaba diyor. Bu arkadaş çok artistli. Bunu çekmek istedim. Yani herkes davul çalıyor. Herkes aynı davulu çalıyor. Herkes aynı ritmi. Herkesin elinde aynı sopa var. Ama bu çocuk, bu gözlüklü çocuk bir ayrı. Sanki ayrı bir dünyada. Sanki ayrı bir müzik aleti çalıyor. Sanki sadece o çalıyor gibi bir havaya girdi. Kendini kaybetti. Ben onu göstermek istiyorum. Bu da mesela. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun lan kendi kendine? Ya altı üstü
orada davula iki tane vuruyorum. Bak bak, bu var ya, bu beni koparttı bu. Vallahi bak gene, ulan gene güldürdü beni. Bak harekete bak, sağa bakıyor. Bana niye? Ben çalıyorum, ben çalıyorum, ben çalıyorum, ben çalıyorum. En güzel ben çalıyorum gibi böyle bir hareketler yapıyor. Evet, bu arkadaş da yine yorulmuş artık yani davuldan herhalde. Beli ağrımış, kızlardan utan. Bak kızlarda hiç bile yok. Kızlar aynı şekilde yine bellerinde davullarla geliyor. Bunlar da başka bir grup. Evet, bunlar kostüm bulamamışlar. Gitmişler bir tişörtçüye. Hepsi baskılı tişörtleri almış, giyinmiş, gelmişler. Ama bunların davulları küçük. Oradan şanslılar. Bak şu kız var ya, şişman kız. Ha, bu yeşilli. Buna uyuz oldum. Yani burada küçücük çocuklar koca koca davullar almış. O kız küçücük davulu almış, koymuş oraya, çalıyormuş gibi yapıyor. Vallahi şaşırdım. Bunlar da babası çok yüz vermiş. Çocuklar tepelerine çıkmış. Normal. Bunlar da bizim gibi turistler. Burada geziyorlar. Evet, Brezilya'nın arasına karışmış Brezilya tişörtleriyle dolaşıyorlar. Bu Brezilya'daki bir festival arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biz Fransa'dan Brezilya'ya nasıl geçtik derseniz, aslında geçmedik arkadaşlar. Ama bu arkadaşlar gelip festivali Fransa'da yapıyorlar. Lan oğlum, Brezilya'da niye yapmıyorsunuz bu Brezilya festivalini? Yani buradakiler de nasiplensin, buradakiler de öğrensin, buradaki esnaf da bir ekmek yesin yani. Değil mi? Para kazansın diye. Burada yapıyorlar. Evet, bu arkadaşlar da yine ayrı bir grup olarak geldiler. Farklı bir müzikle dans ediyorlar diye başka bir müzik koydum. Şimdi telif yemeyelim durduk yerde diye. Bunlar çok sıcaklamışlar. Kostüm parası çok vermeyelim diye bir çocuğa kostüm almışlar, bu beyaz diye. Geriye kalan paraya da bunlara böyle kostümlerin yarısını kesmişler. Çocuklara şort yapmışlar, kızlara işte böyle altı üst yapmışlar. Yani bayağı masraftan kısmışlar. Ama çok güzel dans ediyorlardı. Müzik de çok güzeldi ama dediğim gibi YouTube'da telif hakkı olduğu için müziği değiştirmek zorunda kaldım. Yani bu müzikle tabii ki dans etmiyorlar. Dans ettikleri müzik çok daha farklı ve güzel. Böyle penguen dansı gibi bir dans yapıyorlar. İnsanlar da gaza geliyor. Etraftaki insanlar da aynı dansı yapıyorlar falan. Yani biz çok eğlendik. Umuyorum ki siz de bu videoyu izlerken çok eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalımızı takip edin. Abone olun. Videolarımızı beğenin. Güzel yorumlar yazın. Özellikle takip edin. Zili açık bırakın. Oyun eğitim videoları da yine bu güzel kanalda sizlerle olacak. Bu bir vlogtu. Fransa vlogu'ydu. Evet, güzel bir gezimiz vardı. Bunu sizlerle paylaştık. Bu şekilde yurt dışı gezilerim var benim. Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Danimarka gibi birçok ülkeye gittim. Programlar yaptım. Güzel programlar yaptım. Böyle vloglar çektim sizler için. Çok güzel gezi videoları çektim. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar kanalımızı takip edin. Bize destek olun ya.